Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a dönüş kitabından Allah korkusu örnekleri. Osman İbni Umare, Allah korkusundan sürekli yürekleri çarpan, bazı seçkin kulların yaşadıkları özel halleri tanıtan Salih el-Mürri'den iki menkıbe nakleder. Birincisi, Salih el-Mürri der ki, Muhammed İbni Sub Es-Semmak bizi ziyarete geldi ve bana abidlerinizin yani kendini bütünüyle Allah'a vermiş kimselerin o çok şaşırtıcı hallerinden bana birkaç örnek göstersene dedi. Ben de onun bahsettiği özellikleri taşıyan birinin yanına götürdüm. Kulübesindeydi. Girmek için izin istedik, girdik. Kurma yapraklarını örüyordu. Kendisine şu ayetleri okudum. "Boyunlarında demir halkalar, ayaklarında zincirlerle onlar önce kaynar suya sürüklenir, sonra da ateşte yakılırlar." Adem bu ayetleri duyunca Önce çığlık atarcasına hıçkırarak ağladı. Ardından da bayıldı kaldı. Kendisini bu halde bırakıp çıktık. Bir başkasının yanına gittik. İçeri girmek için kendisinden izin istedik. Bize şöyle sözlendi. Dikkatimizi Rabbimizden başka yöne çevirmeyecekseniz girin. Girdik. Namaz kıldığı sergin üzerinde oturuyordu. Kendisine şu ayeti okudum. Bu vaat benim makamıma karşı saygı gösteren ve çekinen tehdidimden de korkan kimseler içindir. Bir çığlık kopardı. Burun deliklerinden kan boşandı. Kanlar içinde yere yuvarlandı. Çok geçmeden de bayıldı. Biz de kendisini o halde bırakarak evinden çıktık. Bu şekilde toplam 6 kişinin evine gittik. Hepsinde de aynı haller görüldü ve evlerinden aynı şekilde ayrıldık. Derken 7. kişinin evine geldik. İçeri girmek için kendisinden izin istedik. Kulübenin içinden bir kadın bize cevap verdi. Girin. Girdik ve namazgahında duran yaşlı bir adamı gördük. Selam verip oturduk. Ne selamımızdan haberi vardı ne de sebebi ziyaretimizden. Kendisini yüksek sesle seslendim. Bütün mahlukat yarın bir araya toplanacak ve bir konaklama yerinde bulaşacaklar. Hemen bana dönüp sordu. Kimin huzurunda, kimin? Ardından da şaşkın, ağzı açıp gözleri bir noktaya dikilmiş kala kaldı. Bu sırada sesi tamamen kesilip çıkmayıncaya kadar çok halsiz bir sesle çığlıklar attı. Bu hali gören karısı bize şöyle dedi. Gidin artık onun yanından. Çünkü size bir faydası olmaz. Biz de kendisini o durumda bırakarak evinden çıktık. Bir süre sonra bütün o ziyaret ettiğimiz kimselerin hallerini soruşturdum. Üçünün ayrılıp kendine geldiğini, diğer üçünün ise rahmeti Rahman'a kavuştuğunu söylediler. Sonuncusuna gelince bu yaşlı adam üç gün boyunca şuuru kayıp farz ve nafile ibadetlerden uzak öylece kala kalmış. İkincisi, yine Salih el-Mürri anlatır. Malik İbni Dinar Hazretleri bana gelip şöyle dedi. Ey Bişrin babası, yarın sabah gel de Ebu Cüheyn Mesud Ed dariri ziyarete gidelim. Sabahleyin buluşma yerine gittim baktım o oraya benden önce gelmiş. Yanında da Muhammed İbni Vasi, Sabit El Benani ve Habib El Farisi vardır. Onları görünce kendi kendime şöyle dedim. Vallahi bugün mutlu bir gün. Ebu Cüheyn'i ziyaret etmek için yola koyulduk. Mahallesine geldiğimizde kendisini sorduk. Bize az sonra namaz için evinden çıkar dediler. Bekledik. Gerçekten de biraz sonra evden sanki kabrinden dirilip kalkmış diyeceğiniz bir adam çıktı. Aramızdan biri hemen kendisine yetişip elinden tuttu ve onu caminin kapısına kadar götürdü. Ezan okudu. Birazcık bekledi. Ardından camiye girdi. Allah'ın dilediğince namaz kıldı. Sonra kamet getirdi ve onunla birlikte namaz kıldık. Namazdan sonra kaygılı ve sıkıntılı bir adam edasıyla oturdu. Bizler aramızda kendisine gidip ilkin kimin selam vereceği konusunda görüşüp anlaştık. Önce Muhammed İbni Vasi yanına yaklaştı ve ona selam verdi. Selamını aldı ve sordu. Kimsin sen? Allah seni esirgesin. Muhammed cevap verdi. Ben Muhammed İbni Vasi'yim. Ona şöyle dedi. Hoş geldin. Safalar getirdin. Basrıların aralarında en faziletli kişi olarak gördükleri o kişi sen misin? Allah için söylüyorum. Eğer sen bunu şükrünü yerine getirmesini bilirsen gerçekten de öylesin. Otur bakalım. Ardından Sabit el-Benani ilerledi ve kendisini selamladı. Selamını aldıktan sonra sordu. Kimsin sen? Allah seni korusun. Sabit cevap verdi. Ben Sabit el-Benani'yim. Ona şöyle dedi. Merhaba ya Sabit. Basırlar'ın aralarında en uzun namaz kılan kişi olarak gördükleri o kişi sen misin? Otur bakalım. Rabbimden ben Rabbim'den seninle görüşmeyi ne çok istemiştim. Sonra Habib Ebu Muhammed yanına gidip selam verdi. Selamını aldıktan sonra sordu ona. Kimsin sen? Allah seni korusun. Habib cevap verdi. Ben Habib Ebu Muhammed'im. Şöyle dedi. Merhaba ey Ebu Muhammed. Basırların her ne istesen Allah'ın sana lütfedip verdiği kişi olarak gördükleri o kişi sen misin? Allah'tan bu durumu gizlemesini istemen gerekmez miydi? Otur bakalım. Allah seni korusun. Ve onun elinden tutup yanına oturttu. Son olarak Malik İbni Dinar kalkıp yanına gitti ve kendisine selam verdi. Selamını aldıktan sonra ona sordu. Kimsin sen? Allah seni korusun. Malik cevap verdi. Ben Malik İbni Dinar'ım. Ona da şöyle dedi. İnsanların dedikleri gibi biriysen sen aferin. Sana aferin. Halk en zahit yani kendisini bütünüyle Allah'a yöneltmiş kişinin sen olduğunu iddia ediyor. Otur bakalım. İşte şimdi nimet tamamlandı ve Rabbimden delediklerim yerine geldi. Bu menkıbeleri nakleden Salih el-Mürri der ki, ben de kalkıp yanına gittim. Yanındakilere şöyle dediğini işittim. Bakın, işte yarın kıyamet gününde Allah-u Teala'nın huzurunda böyle olacaksınız. Kendisine selamım verdim, selamımı aldı. Bana da sordu. Kimsin sen? Cevap verdim. Salih el-Mürri'yim. Tekrar sordu. Sen misin? O genç Kur'an tilavetçisi, güzel sesle ve kelimenin hakkını vererek okuyan kimse. Sen Ebu Beşir misin? Cevap verdim. Evet. Dedi ki oku ey Salih. Ben senin Kur'an tilavetini dinlemeyi ne kadar da çok arzuluyordum. Hali anlatır. Vallahi o an bütün unuttuklarımı hatırladım. Hemen okumaya başladım. Fakat ben daha ruhu billahi racim der demez kendinden geçip bayıldı. Çok geçmeden ayıldı ve bana şöyle dedi tekrar okumaya başla. Çünkü senin tilavetini duymaya öylesine çok istiyorum ki. Hali anlattıklarına şunları ekler. Ben onda hiçbir abitte yani kendini bütünle Allah'a ibadete adamış kimsede görmediğim çok şaşırtıcı bir şeye şahit oldum. Kur'an dinlerken ağzı açık dinliyordu. Ben kendisine şu iki ayeti okudum. Onların yaptıkları her bir iyi iş, iyi işi ele alırız da onu saçılmış zerreler haline getiririz. O gün cennetliklerin kalacakları yerse çok huzurlu ve dinlenecektir yerde pek güzeldir. Büyük bir çığlık kopardı. Yüzüstü yere yuvarlandı ve becağının bir kısmı açıldı. Boğanınkine benzer sesler çıkarmaya başladı. Sonra hareketsizleşip sakinleşti. Eğilip baktık ve anladık ki ruhunu teslim etmiş. Kuruyup kalmış bir ağacı andırıyordu. Muhasebinin kitabı burada son buldu allah Teala'ya hamdü senalar, Efendimiz'e selatü selamlar olsun. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir.